Tamam. Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimiz meslek esastır. Bir böyle genel hatırlatma anlamında bu dersi ilk girişimizi yapmak istiyorum. Muayene odasında bulunan araç gereçlerin temizliği ve bakımı, bunlar bizim sorumluluğumuz da sevgili öğrenciler. Şuraya yazayım, dersimiz meslek esasları. Dezenfeksiyon diye anlatalım. Dezenfeksiyon işlemleri, yani temizlik işlemleri. Biliyorsunuz hastanede, hasta odaları dahil birçok yerde ne var? Tıbbi malzemeler var. Ve bunların temizliklerinden primer sorumlu sağlık çalışanlarının hepsi. Doktor da dahil aslında. Kullandığı aletin güvenliğini bilmesi için temizliğe önem vermesi gerekiyordu. Muayene odalarının temizliğini nasıl yapacaktık? Birincisi ve en önemlisi, yıldız atıyorum çocuklar. Temiz alandan kirli alana doğru temizlik yapılır. Niçindi? Kontaminasyon, yani kirlenme olmaması adına temizliği böyle yapmamız gerekiyordu. Temizlik, çocuklar bu maddelerden belirli maddeler var. Sorduğunda yıldız attıkların en önemlisidir. Lütfen bu yıldız attıklarına özen gösterin. Kırmızı kalem okunmuyormuş. Öyle mi? Gözükmüyor mu çocuklar? Öbürünü değiştirir dönüşlerdir hocam. Muayene odalarının temizliği başlık. Çocuklar birinci madde temiz alandan kirli alana doğru temizlik yapılır. Temizlik yapılır. Bu çok önemli bir madde. Temizlik malzemeleri her bölümden kullanım şekline göre değişiklik yapar. Bunun üzerinde bastıra bastıra söylemiştik. Tuvalette kullandığınız bir temizlik malzemesini ne yapamazdık? Oda temizliğinde kullanamazdık. Temizlik için ikinci madde ve önemlisi temizlik malzemeleri her bölüm için ayrı olacak. Her bölüm için yazalım mı diye sormuşlar. Biri biraz daha büyük yazabilir misiniz? Yazayım çocuklar. Yazın tabii. Ben yoksa kitaplarına kitaptan müşahit koyun kitaplarınızdan sevgili öğrenciler. Ya da yazın. Her bölüm için ayrı olmasına özen gösteriyoruz. Ayrı olacak. Kalemi koydum. Şu kırmızı yazmıyor dediler. Okunmuyor mu diyorlar? Evet, kırmızı için. Tamam. Mavi okunuyor büyük bir ihtimalle. Siz görebiliyor musunuz kırmızıyı? Ben görüyorum. Benim. Tamam. Üçüncüsü temizlik solüsyonu. Temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanır. Bunu ben derste anlatmıştım. Eğer çok enfekte bir ortam var ise muayene odası, müdahale odası, hasta odası hiç fark etmez. Risk durumunu değerlendirirsiniz. Risk durumundaki değerlendireceğiniz şey enfekte oluş oranına göre. Yaşınız gereği uygun olduğunu düşünüyorum. Şu an en çok tedirgin edilen nokta deri dana hastalığı. Bunu derste vurgulamıştım. Deri dana hastalığı olan bir hastada veya hastane enfeksiyonu geliştiyse o odalar, o müdahale odalarının
temizliğin yüksek dezenfektan solüsyonla hazırlanacak. Temizlik solüsyonları, oda temizliğinde, odaların temizliğinde riske göre, yani enfeksiyon oranına göre, ayarlanır. Bu ayarlamayı çocuklar ya siz yaparsınız, derste de vurgulamıştım, ne demişti? Enfeksiyon kontrol komitesi tespit eder. Der ki A solüsyonu veya B solüsyonu, size bir solüsyon getirin, bu solüsyonla buranın temizliğini yapmanız uygundur der. Burası anlaşıldı mı? Şurayı görebiliyorlar mı hocam? Gözüküyor hocam. Temizlik kova ve bezleri. Temizlik bez ve kovalar ayrı olacak. Kovalar temiz ve ayrı olacak. Temiz, kuru ve ayrı. Her yerin ayrı. Tuvaletin kovasıyla odaların kovası yer değiştirmemesi gerekiyor çocuklar. Yani aynı malzemeleri başka odalarda kullanmamamız gerekiyor. Temizlik malzemeleri, yukarı silebilir miyim şurayı? Cevap yazarsanız çocuklar. Hocam pardon. Tamam. Şunu silelim. Beşincisi, temizlik malzemeleri uygun şekilde yıkanacak. Temizlik için kullanılan, açayım ben bunu anlamanız için, paspas, mop, bez, yıkanıp kuru bir şekilde muhafaza edilecek şekilde korunacak. Eğer yerini bırakırsak nemli ortamda mantarlar çabuk kırar ve hastane infeksiyonunun iki katına çıkartmış olursunuz sevgili öğrenciler. Kesinlikle ısrar bırakmıyoruz. 5 ile 6. madde kitabımızda aynı şeyi işaret ettiği için yazmıyoruz. Temizlik maddeleriyle yine yıldız atıyorum. Yıldız atmalarım çok çok önemli. Temizlik malzemeleriyle yani deterjanlarla şuraya deterjan deyin. Aklınız öyle kalsın. Deterjan ile dezenfektanlar, şu kısmı siliyorum. Dezenfektan solüsyonlar asla ve asla karıştırılmaz. Dezenfektan solüsyon karıştırılmaz. Buna en yeni çamaşır suyuyla hastanenin kullanmış olduğu dezenfektan solüsyonu bir araya karıştırsanız kimyasal etkiyi arttırır, zehirlenmelere yol açabilirsiniz. Temel neden zehirlenme, dezenfektanın etkisiz hale gelmesi, dezenfektanın etkisini kaybetmesi, olabilir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz.
Şimdi kitabınızı ben terminolojilere yani kelimelere özen gösterin. Sınavda en az 5 tane Latince kelime vereceğim ve anlamlarını isteyeceğim dedim sevgili öğrenciler. Şimdi yazdıysanız bunu silmek istiyorum. Bazı kelimeler var, çok çok önemli. Henüz yazmamışlar hocam. Bekleyelim. Kaç öğrencim var? Şu an bütün 19 hocam. Sabah saatlerinde hiç durum olmuyor. Yazdılar mı? Silebilir miyim? Hocam, birazcık daha bekleyin. Yani tamam. Varsa. Sevgili öğrenciler, hastanenin temizliği, hastane enfeksiyonunun önüne geçmesi için çok çok önemli. Hep dersinize ya bize niye anlatılıyor? Bizim işimiz temizlik çocuklar. Biz bu işi bilmemiz gerekiyor ki orada yaptırıcı biziz, primer sorumlu. Eğer düzgün temizlenmediğini hissettiğiniz bir yer varsa onu düzgün temizletene kadar ya başında duracaksınız ya kişiyi eğiteceksiniz. Mutlaka ve mutlaka bu işin üstünde durmanız gerekecek. O nedenle öğrenmeniz gereken en önemli konulardan birisi. Ahmet sadece. Ne yazdık? Evet, sanırım şurada da yazmış. Çocuklar kitabınızda da var. Yazıp attıklarım benim için çok önemli. Sınavda sorarsan bunları bana yazmanız gerekiyor. Siliyorum. Şuraya silin isterseniz hocam. Kitabınızda var. İşaretlemeleri yapabilirsiniz kitabınızdan. Şimdi çok çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Gerçi bu ders biraz tekrar gibi olacak son konu. Dekontaminasyon. Dekontaminasyon. Hocam Ahmet defter eksikliğini nasıl tamamlayabiliriz diye sormuş. YouTube'da görüntüler var, çocuklar tekrar yapabilirsiniz. Kitaptan gidiyoruz. Kitabınızı okuyabilirsiniz. İkinci alternatif. Sorularınız varsa en son ders 10 dakika ayırabilirim. Sorularınız varsa bunu yapabiliriz. Bir tekrar yapıyorum şu an size. Yarın da isterseniz tekrar üzerinde durabiliriz. Dekontaminasyon çocuklar kelimeler üzerinde oynamanızı tavsiye ediyorum. Kontaminasyon neydi? Kirlenme. Herhangi bir nedenle kan, mucus, doku ile ya da patojen veya patojen olmayan herhangi bir nedenle malzemelerin, kullandığımız malzemelerin kirlenmesine biz kontaminasyon diyoruz. Ve bu kirlenmenin temizliğinin sağlanması demek. Temizlik. Tabanına yer etmesi için böyle anlatıyorum. Hastada kullanmış olduğunuz tüm tıbbi malzemelerin, yüzeylerinin kimyasal veya fiziksel olarak patojen veya organik madde, işte organik maddeler ne oluyor? Kan, müküs, salgı, sekresyon var ise onların uzaklaştırılması işlemine biz dekontaminasyon diyoruz. Dezenfeksiyon, anlaşılmayan bir şey var mı? Çocuklar, hocam Bektaş Can sizin sorunuza ya da yere düştüğü zaman ne işte, dekontaminasyon. Tabii, tamam. Kontaminasyon Bektaş doğru söylüyorsun. Ya da yere düştüğünde. Malzeme, cerrahi malzeme yere düştüğünde kirlenir. Tamam mı? Yani onun temizleme işlemine de biz dekontaminasyon diyoruz. Fiziksel olarak burada kasıt nedir? Fiziksel olarak gördüğünüz şey onun üstündeki patojen değil yalnız. İşte kan, müküs vesaire varsa tabii burada var, mikroorganizma var. Ama gözümüzde gördüğümüz bir nesne var ise bunun temizliğini mutlaka yapmamız gerekiyor. Ayrıca patojen mikroorganizmaları göremiyoruz.
Hastada çok ciddi işlemler yapıldı ise bu malzemelerin ön temizliğinin yapılmasına biz de kontaminasyon diyoruz. Dezenfeksiyon çocukla cansız maddelerin ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların, bakterilerin, virüslerinin sporları hariç temizleme işlemine biz dezenfeksiyon diyoruz. Mesela canlı yüzeylerde de el dezenfektanını kullanıyoruz. Elimizin pH'sına uygun olarak üretilmiştir. Tekrar altını çiziyorum. Bakın uzaktan eğitime geçtik. Çok güzel yüz yüze eğitimimizi devam ettiriyorduk. Amacına uygun kullanın. Bu okulda, dershanelerimizde koyduğumuz dezenfektanı sadece bir kere sıkmanız yeterli çocuklar. 2-3 kere sıktığınızda bu sefer cilt pH'nızı zorluyorsunuz ve cildinizin üzerinde yaralar açılmasına neden oluyorsunuz. İkinci en önemli konulardan birisi sterilizasyon. Çocuklar tamamen cansız yüzeyler üzerinde bulunan non-patojen ya da patojen, yani ne diyorum, patojen olmayan veya patojen olan mikroorganizmaların sporları dahil öldürülmesi işlemine biz temizlenmesi işlemine sterilizasyon diyoruz. Kitabımızda da bu kelimeler mutlaka gelecek. Sorarım, adınız gibi bilmeniz gereken işlemler niçin önemli? Bir, hastayı korumak, iki, kendinizi korumak için bu önemli. Malzeme güvenliğidir aslında bu anlattığımız konu. Kulağınıza aşina olsun diye bazı kelimeleri de geçiriyorum. Malzeme güvenliğinde şunu kastediyoruz. Evet, bu malzeme temizdir ve güvenilirdir. Kullanabilirsiniz. Bunu kastediyoruz. Tamam mı? Sayfa sormuşlar hocam. Sayfa 67 bu arada. Şimdi kritik araçlar, bazı malzemelerin temizlenme özelliklerine göre neye göre işte dezenfekte edeceğiz, neye göre sterilize edeceğiz. Hepsinde bir kere dekontaminasyon işlemi geçerli çocuklar. Hepsi için geçerli. Bunu bilin. Aynen de kritik araçlar da dahil. Şimdi şöyle bir çizelim. Ya da şöyle yapayım. Dekontaminasyon işlemi bütün hepsi için geçerli. Ya da yeniden burayı siliyorum. Derste anlattık ama biz tekrar üstünde duralım diye, çok önemli bir konu. Ben de demiştim, hatta bununla bir sertifikasyon alırsanız işe alınma kolaylığınızı sağlıyor demiştim derslerimde. Steril alan dokular ve vücut boşluklarına ve vücut sıvılarına doğrudan temas etmiş olan cerrahi aletler, çocuklar. Cerrahi aletler. Rahim içi araç. Kadın doğumda doğum kontrolü olarak göreceksiniz bunu. Anlatılacak. Kateterler ve bazı iğneler. Bunlar kesinlikle steril olmalı. Steril olacak. Hastanın vücuduna giren ne var ise mutlaka steril olması gerekiyor çocuklar. Yarı kritik araçlar, aletler, yarı kritik araçlar. Hasta ile temas etmiş ama enfeksiyon oranı yok. Düşük bir enfeksiyon oranı var. O nedenle nedir bu? Hastanın vücuduna giriyor ama hastanın vücudunda kalmıyor. Buna en güzel endoskop aletleri müdahale dersinde, müdahale odalarında anlatmıştık. Flexible, yani flexible
yumuşak, dokuya uyumlu, dokuyu rahatsız etmeyen, uyumlu, hareketli malzemeler. Bunlar hortum olabilir, kateter olabilir. Hortum, kateter, sonda olabilir. Buna özen gösteriyoruz. Laringoskop, ilk yardım dersine vereceğiz. 11. sınıfta laringoskoplar var, yarı kritik. Bunda çok önemli olan şey şu çocuklar. Bunun lambası, lambasını çok iyi muhafaza etmeniz lazım. Piyasada çok zor bulunan lambalardır. Onlara dikkat edeceksiniz. Vajinal spekulumlar. Bunlar metal ise çocuklar, ama mikadan bitirdiyse disposable'dır, atacaksınız. Dezenfeksiyon işlemine gerek yok, bilginiz olsun. Anestezi ve solunumda kullanılan bazı malzemeler var. Anestezik malzemeler diyelim. Bunu klinik uygulamada çok göreceksiniz. Bunlar çocuklar dezenfekte edilir. Birazdan açıklayacağız. Dezenfeksiyon ister. Ha, şüphe duydunuz. Atıyorum elden hastalığı geldi. Çok şüpheli bir durum var. Flexible bir alet kullandınız. Laringoskop kullandınız. Flexible, vajinal spekulum kullandınız. O zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Sezasyon merkezinde bu malzemelere zarar vermeyen cihazlar var. O cihazlarda sterilizasyonunu da sağlayacaksınız. Klinik uygulamada bunları sizlere tek tek anlatacaklar. Lütfen bu alanda kendinizi yetiştirmeye özen gösterin. DAS diye bir eğitim merkezi var. Dezenfeksiyon, aseptik ve sterilizasyon derneğinin yaptığı olaydır bu DAS. Eğer ilgi duyarsanız buradan sertifika alırsanız işe kolay alınma nedeniniz olur. Bu konuda kendinizi yetiştirmiş olursunuz. Silebilir miyim? Burayla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Ahmet Bey bir şey diyecekmiş ama yarım kalmış şimdi. Hocam demiş ki birisi yok. Hı. Sorusu varsa sorunuz çocuklar. Bu konu çok zevkli bir konudur. Hakikaten profesyonellik gerektiriyor. Bilgi gerektiriyor. Ben her dersinde şunu vurguluyorum. Kullandığınız, evde de kullandığınız deterjanların üstüne bakın. Mutlaka çamaşır makinesine bile koyduğunuz deterjanda nedir? Çamaşırların kirlilik oranına göre veya çokluluk oranına göre deterjan koyma oranınız var. Bunu bu şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Tarihini öğrenmeniz gerekiyor. Son tüketim tarihi bizim için çok çok önemli. İşte malzeme güvenliği burada başlıyor. Evde de aynı şekilde yapacaksınız. Silebilir miyim çocuklar? Kasım ayının sonunda olacak sevgili öğrenciler. NEP'in programına göre gidiyoruz. İşte 2 hafta ders okul açıldı, işte biz bir şey anlamadık. YouTube'a yüklüyoruz. Ne olur kitaplarınızda ben geldiğim sayfaların en sonunda, dersinin sonunda hatırlatın bana. Şuraya kadar okuyun diye tekrar bir özet geçelim. Ki okuyun ne olur, zamanınız çok evde. Okudukça bilginiz artacak. Silebilir miyim rica etsem çocuklar? Hocam demişler. Tamam. Orada son 3 dakika koyuyorum. Tamam. Kritik araçları, kritik olmayan araçları da bir anlatayım. Ondan sonra bırakalım. Çocuklar, kritik olmayan araçlar hasta ile temas ediyor ama enfeksiyon oranı düşük. Mesela
ve probları. Ultrason probu. Nebulizatör. Nebulizatör neydi? Ya ilaç vermek için ya da oksijen vermek için kullandığımız cihazları nebulizatörler diyoruz. Sevgili öğrenciler, bunlardan yüzey dezenfektanları kullanıyoruz. Yüzey dezenfektanları kullanılır. Şimdi bunların kullanımı altını çiziyorum. Der ki işte şu kadar püskürtün, şu kadar uzaklıkta püskürtün. En az bilgi olsun diye söylüyorum. 15 santim uzaklıktan yüzeye tam gelecek şekilde püskürttükten sonra o dezenfektan solüsyonun üstünde şunu yazar. En az notunuzu koyacağım. Bekleyin. Silin veya silmeyin yazar. Siliniz veya silmeyiniz. Bu kısmı görebilir mi? Benim çocuklar, bize hep öğretilen şuydu, en az 3 dakika bekleyin. Bazı dezenfektanlara silim bazısı konuluyor, bazılarını silmeyiniz konuyor. Yani silmeyin dediğinde toksik etki az, silin dediğinde toksik etki çok olabilir. Lütfen o kutunun üstündeki ibareleri okumaya özen gösterelim. Var mı böyle ilgili sormak istediğiniz, anlaşılmayan? Hastanede çalışan hemşire, doktor, hemşire yardımcısı, teknisyen kim ne kullanıyorsa bu malzemelerin temizliğinden sorumlular çocuklar. Ben Amerikan sterilizasyonunda da çalıştım. Doktor eğer malzemenin sterilizasyonundan emin değilse, yani malzemenin güvenliğinden emin değilse sterilizasyona tekrar gönderiyor. Cihazın tekrar steril edilmesini sağlıyor. Bakın bu iş çok hassas bir iş. Ne olur yaptığınız işi düzgün yapmaya özen gösterin. Kaç dakikamız var hocam? Hocam bitti. Bitti. Çocuklar 10 dakikadan sonra tekrar görüşmek üzere. İdeal bir dezenfektanın özellikleri ne olur okuyun o sayfayı. Sorularınız varsa hemen cevaplamaya çalışırız.